Evet, özel ders gibi oldu. Doğru söylüyorsunuz. Biz bizeyiz arkadaşlar. Semra Zengin ben, uluslararası uzman eğitmenim. 42 farklı alanlarda eğitimlerimiz mevcut. NLP'den, hipnozdan, kayıp beyazdan, hacamattan tutun da birçok alana kadar eğitimler alabilirsiniz. EMDR de dahil ve özel danışmanlık seansları da alabilirsiniz. Her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Geldi gitti sanırım. Evet, birazdan yine gelir. Şimdi bir iki sohbet ediyorduk arkadaşlarla. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı diye Hilal Hanım'a sormuştum. Sümeyra Hanım, sizin var mı peki sormak istediğiniz bir şey? Anda ve akışta gelişmesini tercih ediyorum. Bugünkü konumuzun sadece küçük bir kısmına, seçimlerimiz, seçmek kısmına ve bunun tatminlik kısmına girmeyi seçtim. Onun dışındaki konuları ve çerçeveleri size bıraktım. Anda ve akışta ne isterseniz sorabilirsiniz aklınıza takılan. Hacamat dediğinizde nasıl bir bilgi veriyorsunuz? Bizim hacamat eğitimlerimiz Nisan ayında başlayacak, bayram sonrasında. Şimdi Ramazan dolayısıyla biraz daha tasavvufi konu olarak girdik ya, anlatarak veriyoruz. Hemen kısacık bahsedip geçeceğim o zaman. Kırmayayım Sümeyra Hanım'ı. Anlatım olarak online üzerinden veriyoruz. Sonra isteyenlerle ekstra yüz yüze toplandığınız yerde ya da Ankara'da geldiğiniz takdirde, ki bu önemli hacamatta, sadece anlatımla eksik kalacağını düşünüyorum ben. Bu şekilde eğitimlerini belgeli bir şekilde veriyoruz efendim. İster devlet onaylı, ister uluslararası onaylı, bütün vereceğimiz, saydığımız bu eğitimler bu şekilde veriyoruz. Çeşitli onaylardan geçmiş. Şimdi sorularınız var mı? Ben seçim ve seçme konularından bir gireyim. Eğer olursa sorularınızı söyleyebilirsiniz. Hemen arkadaşlarımıza yazalım, sohbetimiz başladı diye. Birkaç dakika geç açmıştık. O yüzden gelenler varsa da geri gitmiştir. Sohbetimiz başladı diyeyim. Evet. Yönel Hanım, hoş geldiniz. Şimdi sorunuz var mı Yönel Hanım? Yoksa ben anlatmaya başlayacağım. Yok hocam, Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı Aleykümselam, Ramazanlar. hoş geldiniz. Yok hocam, ben ilk defa katıldım zaten. Bir dinleyeyim. Ya güzel, sizi tam da Konuşmayı. yakalamışız böyle. Tam ilk defa geldiniz. Evet. Bugün özel ders veriyoruz arkadaşlar. Özel olarak arkadaşlarımızın bilgilerini, ilimlerini, sorularını bugün özel tadında, öyle bir hava var. Hilal Hanım da bahsetti, özel ders modunda işliyoruz diye. Sorularınız olursa sorun lütfen. Önceki anlattığımız konularda seçimlerimiz vardı, niyetlerimiz vardı. Ondan sonra birçok konulardan nasıl dua edilir gibi gibi girdik, çıktık, anlattık. İzleyebilirsiniz YouTube'da bizleri. Aklınıza da gelirse rahatlıkla sorabilirsiniz Yönel Hanım. Şimdi seçimlerimiz demiştik ya, önce niyetimizi bir alalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah billah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'ım hikmet eder misin Resulüm? Himmet eder misin? Katından yardımcılar ihsan eder misin? Gözümüzü, gönlümüzü, dilimizin bağlarını açar mısın? Akılda kalıcı ilimler nasip edip kolaylıkla kalplere ve gönüllere de anlatmayı, işlemeyi nasip eder misin? Amin. Şimdi seçmek dedik. Seçimlerimiz demiştik. Bir önceki konumuzda. Cuma günü yoktum. Bir işim vardı ben. Sizleri özledim arkadaşlar. Ve hafta sonuna girdi araya. Seçimlerimizi biz yaparız dedik. Seçimlerimizi doğduğumuz çevre, öğrendiğimiz bilgiler, içinde bulunduğumuz durumlar etkiler dedik.
İşte seçmek, kendi hayatımızı, evet biz seçtik. Seçimler üzerine kurulu bir oyun gibi aslında hayatımız. Önemli olan bu fotoğrafın sonunda gördüğümüzde kendimizi, günün sonunda gördüğümüzde ya da fizibilite çıkarıyorsanız haftalık ya da aylık, oradaki sen mutlu musun yoksa mutsuz musun? Artıların neler, eksilerin neler? İşte bu seçimlerin seni birçoğunu mutlu ediyorsa, mutlu yapıyorsa evet doğru yoldasın. İşte o sensin ve seçimlerinde doğru demektir. Ama yüzdelik dilim olarak bu seçimlerin seni günün sonunda bir şekilde mutsuz yapıyorsa orada kendi fizibiliteni tekrar bir değerlendirmen, bir kar zarar raporunu çıkartman lazım. Hani bugün Allah için ne yaptın sorusu ile birlikte bugün kendim için neyi yaptım, neleri yaptım, neleri doğru yaparsam hayatım daha iyi olur, neleri fazla yaptım, bırakırsam daha iyi olur gibi günün sonunda kendinize bir rapor çıkarabilirsiniz. Bu seçtiğimiz hayatımız, seçeneklerimiz her biri acaba gerçekten bize mi ait? Bu pencereye girmemiştik. O sıra internetin azizliğine biraz uğramıştık. Evet, hangi işi yapıyor olursanız olun, ister ev hanımı, ister doktor, ister uçak mühendisi, acaba gerçekten senin seçimin mi yoksa sana dayatılan ya da bir şekilde bilinçaltına işlenmiş bir seçim mi? Lütfen birazcık da o pencereden bakın kendinize. Hiç kendine sordun mu? Ev hanımısın. Sen mi seçtin bunu yoksa bir şekilde sana dayatıldı mı? Yani başkasının hayallerini mi yaşıyorsun? Hani bazen ebeveynler çocuklarına kendi yapamadığı, başaramadığı şeyleri kanıksatmak için çocukluktan itibaren çocuk nedir? Bir hamurdur. Hangi kodu yüklersen, neyi yüklersen o formatta bir miktar değişir. O yüzden gerçekten senin kendi hedefin seçimin mi yoksa annenin, babanın ya da sevdiğin birilerinin seçimi ile hayatını idame ettiriyorsun. Bunları bir sormak gerekiyor. Özgürce seçim yapmadıysan eğer seni korkutacak olan olaylar neler? Yargıladıkların neler? Senin kendine koyduğun engellerin neler? Şems-i Tebrizi'nin burada bir lafı vardır. Şimdi bu da bir seçimle de ilgili aslında. Hayatımızın, yaşantımızın hangi yönü daha iyi, daha kötü? Bu karar verme ve kararsızlık noktalarında da bize bir ışık olacak, ışık olacak kelimedir. Diyor ya Şems-i Tebrizi, yaşadığımız hayatın alt üst olacak diyorlar ya. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? Hani bizim bir prensibimiz vardı, hep söylerim. Konulara, olaylara zıttıyla bakın ve yaklaşın lütfen. Evet, altına bir gir bakalım, üstünü gördük. Yaşıyoruz şu anda, insanlar, iletişim bir şekilde devam ediyor. Altı, belki altı üstünden daha iyidir. Yani karşılaştığımız sorunlar, örnek veriyorum. Bir evdesindir, işte kiracı, ev sahibi çıkartmak istemiştir. Sen belirsizlik içerisinde, doğal olarak bunu da belirteyim. Belirsizlik içerisinde bir kaygı yaşarken orada aslında işte her şey bitti, dünyam yıkıldı, nereden bulacağım, nasıl bulacağım, işte bu bütçede yoktur gibi düşüncelerle öyle bir yer bulursun ki komşuları çok iyidir, çevresi çok iyidir, bilinç seviyesi belki yüksektir, fırsatları belki çoktur ya da merkezi bir konumdadır. O yüzden fırsatlar, yani seçimler, yani altının üstünden daha iyi olmadığını nereden bileceksin? Ha, bunu da şekillendiren nedir?
Niyetlerimiz arkadaşlar. Evet, hayat çok zor, hayat Niye çok zor. doldurmadın kızım makinayı? Ne Hayat. ağası? Evet Söylememiş anam. miydi? Kim boşalttı ki makinayı? Makineyi çocuklarınız boşaltır efendim. Kapattım sesinizi. O yüzden her anlamda, her şekilde niyetlerimizi düzelttiğimizde, doğru niyete geçtiğimizde ve onu da kalben sindirdiğimizde, istediğimizde, evet gerçekten o seçimlerimiz bir vücut bulur arkadaşlar. Bir şekillenir. Senin düşüncen her neyse artık ona doğru evrilmeye başlar. Şimdi bazen seçimlerimiz ayın durumlarına, işte yıldızlara, astrolojiye göre de şekillenebilir. Bu insanların her ne kadar bazıları kabul etmese bile mantık çerçevesinde dahi gözlemlenebilir. Şöyle hemen orayı kısacık açıklayayım. Evet, spiritüel ve soyut alanlarda bilgisi yüksek olan insanlar buna hemen inanırken bazıları tereddüt edip reddediyor. Buradan reddedenlere bir açık kapı olsun aslında. Lütfen kalbinizle dinleyin. Şimdi hacimat uzmanıyım demiştim ya, onunla da bağdaştırayım. Tıbben bu ayın gelgitleri vardır. Bunu biliyoruz. İlkokulda gördük coğrafya derslerinden. Ayın çekim gücü. Dolunay zamanında o suyun gelgitleri vardır. Ay çeker, dolunay suyu dışarı yukarı doğru çeker. Ve artırır suyu. Bu tıbben belirli, artık gözlemlenebilen somut bir şeydir. Şimdi insanoğlunun vücudu da %70 sudan oluştuğuna göre, bakın bilgileri harmanlıyoruz burada. Doğruya götürüyorsa evet bu bilgi doğrudur. Ama bir yerde eksik veya yanlış veya açık kapı bırakıyorsa bu bilgide bazı ünlem işareti vardır. Daha araştırılması gerekiyor demektir. Şimdi ay dolunay zamanlarında hacamatın sünnet ve şifalı günleridir. İşte Hicri 17, 19, 21 gibi gibi. Neden? İşte ayın çekim günlerinden kaynaklı. Yani o vücuttaki hücre ile deri arasındaki atılamayan psikanların dışarı ayın çekim gücüyle birlikte atılmasıyla daha güzel çıkar, şifalıdır ve faydalıdır. Burada tıbbi bir konuyu dinen de ele alıyoruz. Bakın, evet gelelim duygularımıza, seçimlerimize. Asıl konumuz o bizim. Bunu ek bilgi olarak pekiştirin, harmanlayın bütün bilgilerinizi diye izah ettim. Şimdi duygularımızı ve seçimlerimizi etkiliyor ayın dönümleri, işte ay tutulmaları, güneş tutulmaları. Bugün ay tutulması varmış arkadaşlar. Dualarınızı, dileklerinizi, niyazlarınızı ve niyetlerinizi alın lütfen ve yazın. Yazdığınızda enerjisi kat kat artıyor. Ve bırakmak istediklerinizi bırakın dolunay zamanlarında. Yeni başlangıçlar, yeni hedefler, hayaller yazın. Seçimlerimizi belirleyen etkenlerden birisi de bu olduğu için buna da değinmek istedim. Bizim enerjimizi de etkiler. Bazen adını koyamadığımız bir sevinç, bir mutluluk olur ya, o anki, o zamanın durumu ve şartlarından olmuştur. Ya da gene hakeza mutsuzluk tersinden baktığımızda, bilmiyorum adını koyamadım ama mutsuzum. O ayın işte retrosuyla, dönümleriyle, yıldızları ile ilgili olabilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de hayırla alın ve hayırla verin diyor ya. Bu da bizim tercihimiz, bu da bizim seçimlerimiz. Allah razı olsun demek, teşekkür ederim demek. Şükre de ayrıca gireceğiz. Şükür içinde bulunduğu enerjiyi çoğaltır arkadaşlar. Hangi duanın, hangi niyetin, neyin içinde olursa olsun şükür çoğaltan, büyüten, besleyen, mayalayan, mayalanan demektir. Zemzem suyu gibi düşünün şükürü. Hani içine örnek veriyorum, 20 kiloluk bidonun içerisine zemzem suyu döktüğünüzde onu zemzem yapma, dönüştürme olasılığına, o güce sahiptir ya. Şükür de öyle.
Şükürler olsun ya Rabbi. Dediğiniz hangi konu, her ne konu varsa onu mayalama, çoğaltma, büyütme ve bereketlendirme konularını da haiz olursunuz. Gelen sesleri de kapatıyorum. Burada. Doğru. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Gülçin Hanım, Hava Hanım, Gül Hanım, Mucize Hanım, hoş geldiniz. Sayımız artınca böyle sorularla birlikte şekillenecek arkadaşlar. Bir iki küçük konuları değinmek istedim ben. Sorularınız varsa alabilirim. Mesaj kutusuna da yazabilirsiniz. Evet, seçtiklerimiz kime ait? Neyi seçiyoruz? Gerçekten birisi bize "Ay şu renk yakıştı" diye mi bunu seçiyoruz? Yani bu birisinin seçimi mi? Yoksa ben bana yakıştığını düşündüğüm için mi seçiyorum? Bu benim tercihim. Kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Seçimlerimiz bizi bakın nerelere kadar götürüyor. Bazen çözüm arayışında olanların kendileriyle yüzleşmesine devam etmesi gerekiyor. Bu istişare ile de olur arkadaşlar, ama son noktayı eninde sonunda kendi hayatınız ve siz koymak durumundasınız. Evet, istişare vardır, sünnettir. Peygamber Efendimiz de yapmıştır ve tavsiye edilir, tavsiye olunur. Bununla ilgili çok güzel bir cümle vardır. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. O yüzden psikolojik danışmanlık bizimki. Danışın diye arkadaşlar. Danışan dağları aşıyor çünkü. Sorusu olan varsa parmak kaldırabilir. Biraz önce bir arkadaşımızın sesi gelmişti. Kapatmayı uygun buldum, yanlışlıkla olduğunu düşünerek. Ve hayatta her şeyin çözümü mutlaka vardır. Önemli olan bunu kabul etmektir ve kendinizi de buna inandırmaktır diyebiliriz. Ha, bir de şey vardı. Evet, bu biraz daha seçeneklerimizle alakalıydı. Seçeneklerimiz. Evet arkadaşlar. Soruların sorusu o şekilde devam ederiz. Yoksa bir iki konu başlık üzerinde ilerleriz. Evet, seçeneklerimiz dedik. Biz seçeriz, belirleriz dedik. Tamam, seçtik bir tanesini. Bakın, farklı bir pencereye giriyoruz şimdi. Seçeneklerimizden bir tanesini seçtik. Ama şimdi kalbin, gönlün ve bedenin bu seçtiğin seçimlerden mutmain değil. Bu biraz işin perde arkasına giriyor. Lütfen burayı dikkatle dinleyin. Şimdi ya Rabbi, en kolay hayrıma her neyse onu bana seçtirt diye niyetimizi aldık varsayalım. E tamam, aldık da ya bir şekilde kalbim mutmain değil. Zihninde deli sorular ve bedenin de bu kararsızlık içerisinde somatik olarak da tepki veriyor olabilir ya da kronikleştiyse, ki oluyor böyle durumlar. Ha, şimdi demiştim ya, niyetlerimizde duayı tam ve bütün yapmak. İşte Rabbim, hakkımda en hayırlı olan kararı kolaylıkla, sevgiyle vermeyi seçiyorum ya da vermeye niyet ediyorum. Bunu, perde arkasına geldik. Bunu zihnime, kalbime, bedenime mutmain ettir ya Rabbi. Beni bu kararda tatmin et ya Rabbi. Eğer tatmin alamazsak işte kararsız kalırız. Bu kararsızlığın batağında pankreasımız etkilenir. Organlara geliyoruz yine, hastalıklara. Karaciğerimiz etkilenir ve safra kesemiz de etkilenir. Kararsızlık insanı depresyona sokan en büyük nedenlerden bir tanesidir arkadaşlar. O yüzden duanın bu kısmını, bak bu yarısı, iki cümlelik, biri %50 %50.
Bu kısmını yapmadığınızda bile ya tamam seçtim gitti. Peki doğru mu değil mi? Sürekli bir hani elbise alır sonra mağazadan gelir de ay acaba beyazı mı alsaydım ki? Kırmızıyı aldım ama sanki beyaz daha güzeldi. Giyiyorsun üstüne ya sanki beyaz daha güzeldi. Beyazı mı alsaydım falan falan. Allah aşkına böyle zaman mı geçer? Böyle vakit mi geçer? İşte duanın ikinci kısmı tam dediğimiz kısımda. Tekrar ediyorum. Bu seçtiğim kararı zihnime, kalbime, bedenime mutmain et ya Rabbi. Tatmin olmaya niyet ediyorum. Onun nasip et ya Rabbi şeklinde bütün kapıları kapatın, açık bırakmayın arkadaşlar. Dualarınızı bütün edin. Niyetlerinizi bütün alın. Çünkü dediğim gibi eğer senin vesvese olanlar yok mu aramızda? Oho. Panik atak yok mu? Oho, bir sürü, çok. Anksiyete yok mu? Oho, birçok kişi var. İşte bunların sebebi Allah'ım verdiğim kararlarda kalbimi, zihnimi, bedenimi mutmain et ya Rabbi. Tatmin olmayı nasip et ya Rabbi. Demek ki burada şu anda bunu dinleyen arkadaşlarımız bir konuda verdiğiniz seçimler ya da aldığınız kararlarda Allah aşkına parmak kaldırın ya da kutucuğa yazın. Ya acaba o muydu bu muydu? Acaba doğruyu mu seçtim yanlışı mı seçtim? Beyaz mı olsaydı kırmızı mı olsaydı diye. Düşündünüz mü? Kimlerin sorusuna cevap oldu acaba şu anda konuştuklarımız? Parmak kaldırabilirsiniz. Merhabalar Semra Hanım, hocam diye hitap edeyim. Teşekkür Hoş ederim geldin. katkınıza. Bu verdiğiniz bilgide cevaptan çok şunu aldım ben. Yaptığımız bu seçimlerimizden alanımızı mühürlüyoruz. Evet. Yani mühürlenen bir şey nedir? Artık bizden çıkmıştır, Allah'a ulaşmıştır. Bu şekilde bir mesaj aldım ben. Çok da güzel oldu. Çünkü dönem dönem de olsa insanız. Duygu iniş çıkışları deneyimleyebiliyoruz. Bu imtihan dediğimiz süreçlerimizde. Bazen seçimlerimizde kararsız, doğru mu yanlış mı diye adlandırıyoruz. Bazen yargılıyoruz. Hatta seçimlerimizi yadırgayabiliyoruz da. Evet. Yadırgayabiliyoruz da hani burada bu verdiğim bu kararda kalbini mutmain et kelimesi bu alanı mühürlediğini gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Mucize Hacer Hanım. Hacer Soysal, mucize kelimesi de müthiş bir enerji efendim. Şimdi evet sizin burada bunu almanız gerçekten çok hoşuma gitti. Mühür, hani cümlemiz bittiğinde nokta koyarız ya, hadi bir de bu açıdan anlatayım, aynı kapıya çıkıyor Hacer Hanım'ın dediği gibi mühürlemek. Evet, ben mektubumu yazdım, mühürledim. Allah'ım sana gönderiyorum bunu ya Rabbi. Adresini yazdın ya da cümleni tamamladın, noktayı koydun, ama ilk niyette bir virgül vardı, orada eksikti, yarımdı, tamamlanmamıştı. Ve insan bazen bir şey arar ama ne aradığını bilemez ya. Aslında aradığı şey kendisi. Aslında diğer yarısı. Aslında tam ve bütün olmak. O noktayı koymak ve mühürlemek. Mucize Hacer Hanım'ın dediği gibi. Gülşin Hanım evet çok oldu demiş. Seçimlerimizde karar verdikten sonra kararsız kalıp düşündüğümüz çok oldu demiş. O zaman bu sözler, bu cümleler size bir fikir açsın, bir farkındalık açsın, bir kapı açsın. Bunu tamamladığımızda insan dünyaya niye geliyor arkadaşlar? Çocuktuk, büyüyoruz. İlk 7 yaşında, yılında birçok işte motor becerilerimiz ve birçok becerilerimiz temel olarak oturuyor ama devam ediyor öğrenmeye. Hala şu yaşımızdayız.
bir ara Gülçin hocamın sorusu gibi bir sürü eksiğimiz var ama bilmiyoruz nerede ne eksiğimiz var. Neyi bekliyoruz? Neyi arıyoruz? Arkadaşlar, tamamlanmayı, yani tam ve bütün olmayı. Bir danışanım vardı ve ona seçimleri sordum ben. Seçimlerin dedim, nasıl belirliyorsun danışmanlık esnasında? Verdiği cevap şu anda benim söylediğim cevaptı. İnsan arayışındaki aynı cevaptı. Ve şuydu verdiği cevap. İnsan kendini tamamlayacak seçimleri arar ya da yapar. Bakın, demek ki kişi kendine eksik gördüğü noktalar var ve bir arayış içerisinde ve bir tamamlanma serüveni içerisinde. Ve bu güdü bütün insanlarda var arkadaşlar. İçinde bir boşluk var diyen, depresyona giren, panik atağı, anksiyetesi vesaire olan bütün insanlarda var. Tamamlanma, tam ve bütün olma, mutmain olma. Acaba kaçımız kendisini tam ve bütün hissediyor? Bu bambaşka bir kapı. Bu konuşulduğu kadar basit değil de yaşanılarak, içi doldurularak biraz daha derin ve anlamı büyük bir kelime ya da cümle. O Tamamlanmak. mümkün değil hocam. Mümkün değil. Asla öyle bir şey diyemeyiz. Tam ve bütün olan sadece Allah'tır. Tabii ki orası öyle. Ama biz naçizane insan yönünden bakıyoruz. Hani mutlaka bir puzzle'ın eksik parçası vardır. Onu tamamlamaya, bütünlemeye geldik. İşte bir sohbetimde demiştim ya şu duayı. Allah'ım, orayı o zaman hızlı geçmiştim. Allah'ım, hayat tekamülümü tamam ve bütün eyle. Şimdi hayat tekamülümüzü, hadi bunun içerisine bir de kolaylıkla ve sevgiyle kelimesini koyalım, tekrar söyleyelim. Allah'ım, hayatımı kolaylıkla ve sevgiyle tamam ve bütün eyle ya Rabbi. Hayat tekamülümüzü düşünün. Şimdi böyle olmasa ne olur? Kişinin hayat tekamülü yarım kaldı, öldü. Açık defterleri kaldı. Bir şekilde bazı deneyleri, sınavları, dersleri veremedi, öldü. Ha, bu tekamülünü nerede tamamlayacak? Yarım kalanı cehennemde tamamlayacak. Onları orada tamamladıktan sonra işte cennete, alaya giriş yapacak. Eğer Müslümansa, La ilahe illallah dediyse, Muhammed Resulullah dediyse. O yüzden tam ve bütün olmak arkadaşlar. Hayat tekamülümü tam ve bütün eyle ya Rabbi. Kolaylıkla ve sevgiyle. Bakın nerelere nerelere gidiyor. Seçimlerimizden, kalbimi mutmain eyleden, tamam ve bütün olmaya. Yani eşittir insan, doğumla ölüm arasında olan insan. Her şey bizim için oldu, yaratıldı. Ne kadar farkındayız? Bazı insanlar sürekli evet kendilerinde bir şey hisseder, bir eksik hisseder. Örnek veriyorum, yeme alışkanlığı olan insanlar, sürekli ağzında bir şey çiğneme ihtiyacı olan insanlar. O bir duygunun eksikliğidir, o onunla tamamlıyordur. Bağımlılıklar arkadaşlar. İster sigara bağımlılığı, ister onay bekleme bağımlılığı, ister alkol, ister madde kullanım, ister çikolata. Bağımlılıklar. İşte bu kendimizi eksik hissetmekten ve bir şekilde bu duyguları maddesel bir davranışla tamamlamaya çalışmaktan kaynaklıdır. Psikolojide altında bu yatıyor. Hayır diyemeyen insanlar,
sevilmediğini düşünüyor, eksik olduğunu, yarım olduğunu düşünüyor. Karşı taraf onu değerli kılarsa değerli olduğunu düşünüyor. Öyle değil mi Gül Hanım? Karşı taraf onu severse sevildiğini düşünüyor. Eksik, yarım olduğunu düşünüyor. Halbuki kişi kendini sevmiş olsa, gerçekten hakkıyla bunu vermiş olsa, bu da bir deneyim ve birçoğumuzun da sınavı, imtihanı diyeyim ben buna. Başaranlar da çok, çok şükür. Aslında çok da kolay. Bununla müjdesini, mucizesini burada size vermiş olayım. Sorusu olan arkadaşlarım var mı? Ya da fikrini söylemek isteyen arkadaşlarım var mı? Semra hocam, pardon, burada bir şey sormak istiyorum. Tabii ki Mucize Bu, Hanım değilse. evet, burada bu seçimlerimiz olumlu yönde öne alıyoruz. Peki bir de bitişler var yaşamlarımızda. Bu da bir seçim. Peki bu bitişlerdeki seçimleri nereye ve nasıl koymalıyız? Nasıl noktalamalıyız? Süper bir soru. Bununla ilgili size şöyle bir geçtiğimiz sohbette söylemiştim. Hemen söyleyeyim. Bu kelimeyi ben çok araştırdım. Mucize Hanım. Ay, ismi söylerken bile bir enerjisel olarak frekansı muhteşem. Hocalarıma şöyle söyledim. Bunu ben araştırdım ve çok istişare ettim. Sordum bunu arkadaşlar. Tefekkürane yaklaşın, sorunu araştırın. Çünkü orada size bir mesaj var ve kapılar açılıyor. Aynı Mucize Hanım'ın sorusuydu. Dedim ki, başlamak mı zor, bitirmek mi? Şimdi başlamak mı zor, bitirmek mi? Seçimlerimiz ya başlarım ya bitiririm. Başladığım şeyi bitirmek de benim seçimim, yarım bırakmak da benim seçimim. Ya da bitirmemek için hiç başlamamayı tercih etmek de benim seçimim. Tamam, bir şekilde başladım. Bir örgü, bir ilişki, bir herhangi bir arkadaşlık başladım. Ama bitirmem gerekiyor artık bir şekilde, bu bana zarar veriyor ya zihnime ya bedenime ya ruhuma kalbime vesaire. Bitirmek. Evet, bu da bir seçim. Hocamın verdiği cevap şuydu. Mucize Hanım, size gelsin. Bitirmek için başlamak, başlamak için bitirmek gerek dedi. Zıttıyla kaimdir ya bütün evren birbirine. Gece gündüz, siyah beyaz, iyi kötü, haram helal. Ha, bunun için hemen niyet girsin devreye. Orada şöyle niyet alabiliriz. Ya Rabbi, ne olsun? Örgüden örnek vereyim. Hadi örgüyü bitirmekten örnek vereyim. Siz kendi açılarınızdan ele alın. Bu örgüyü kolaylıkla bitirmeyi seçiyorum. Niyet ediyorum. Sen kabul et ya Rabbi. Bunun sorumluluğunu alıyorum. Sorumluluğunu da aldığınız şey biraz daha hızlı bir şekilde biter. Bu örgüyü kolaylıkla ve sevgiyle bitirmeye niyet ediyorum ve bunun sorumluluğunu da kolaylıkla almayı seçiyorum. Sen kolaylaştır ya Rabbi. Gibi gibi niyetlerimizle orada bazen bırakmamız gereken şeyleri bıraktığımızda ya da yüklememiz gereken şeyleri yüklediğimizde, mesela kolaylıkla ve sevgiyle dedim. Ya da orada kendine bir engel mi koyuyorsun? Onu bir bırak, fark et. Özür dilerim ya Rabbi, şu tutumumdan ve davranışından dolayı tövbe ediyorum ya Rabbi. Ondan sonra kolaylıkla ve sevgiyle bunu idrak ettirdiğin için şükürler olsun. Kolaylıkla bitirmeyi seçiyorum ya Rabbi. Ve şimdiki konumuz, bunu kalbime, zihnime ve bedenime mutmain et ya Rabbi. Evet, örgü basit bir örnekti. Ama bu Mucize Hanım'ın da dediği gibi bir evlilik olur, bir ilişki olur, bir arkadaşlık olur, bir
Ya hayatımızı etkileyecek önemli konular olur. Tekrar tekrar zihin bunu düşünmeye meyillidir acaba ki. Ondan sonra endişeler gelir, ondan sonra kaygılar gelir, ondan sonra depresyon gelir, ondan sonra çeşitli kaygı bozuklukları gelir, sonra çeşitli psikolojik durumlar gelir. Şimdi içinde bulunduğunuz durumun ciddiyeti ve sizin onu nereye koyduğunuz çok önemli. Evet, bunların hepsi ciddi bir karar. Ama niyetlerimizle şekillenir. Hadi bir de buna sadaka ekleyelim. Sadaka. Yı atarak bu niyetleri aldığımızda yaradan daha güzel şekillendirecektir. Daha güzel kolaylaştıracaktır. Niyetlerimiz yön veriyor buna. Bitirmek de bir seçim. Ama başlamak için bitirmek, bitirmek için de başlamak gerek. Öyle değil mi? Bazıları yapamayacağım korkusuyla hiç başlamaz. Başlayamaz. Bazıları da başlar, bitiremez. Yarım kalır. Belki bitirmekten korkar. Belki kendi engeli kendisidir. Belki cesareti yoktur. Belki yalnızlık korkusu vardır ya da kaybetme korkusu vardır. Sırf bu korkularından sebep bitmesi gereken bir şeyi belki bitiremez. Farkındadır ya da değildir ki birçoğumuz da farkında değil. Ve o kangren olan ayağın sancısıyla kıvranır, kıvranır, debelenir, durur. Eğer kendini çözümleyebilirse, tanımlayabilirse, burada sizler gibi geliştirip kendini öğrenirse, o orada kolaylıkla çözülür, çözümlenir. Ama Hocam. kendinden bir haberse, ölene kadar o sancıyla kıvranarak maalesef bu dünyaya veda eder. Hocam, burada çok güzel bir alan açtınız. Bu seçimlerimizi düşüncelerimiz mi belirliyor, duygularımız mı? Çok güzel bir soru. Hemen cevap veriyorum. Analitik yapıdaysanız zihninizi dinleyeceksinizdir. Somut odaklı, veri odaklı yapınız ağır basıyorsa eğer zihninizi dinleyeceksiniz. Ama daha çok spiritüel, daha çok böyle sağ lobunuz aktifse kalbinizi dinleyeceksiniz. O kişilik envanterinden yani sizden kaynaklı. Asıl olan nedir derseniz, evet zihin, mantık da önemli ama her şey mantıkla hallolmuyor. Kalp, evet kalp de önemli ama balıklamada bir şekilde atlanılmıyor. Her ikisinin ortak dengesi mucize ama. En son karar, kararsızlık konusunda işlemiştik bunu. Geriye dönüp tekrar bir bakabilirsiniz. Kararsız mı kaldın? %50, %50. Zihnim %50 diyor, kalbim %50 diyor. Karar veremiyorum, kararsızım. Demek ki ihtiyacınız var. İkinci defa anlatıyoruz bunları. Ondan sonra bir reçete yapın. Artıları, eksileri. İşte bunu bitirirsem ne olur? Devam edersem ne olur? Ha, ikisi de eşit mi çıktı? O zaman kalbinize sorun. Kalp zihinden ve tüm bedenden bağımsızdır. Doğruyu söyler. Ha, diğer eğitimde sohbetimizde söylememiştim. Şimdi söyleyeyim. Tamam, kalbine de sordum. Gene %50, %50. Bak, zorluyoruz. Bir insanız çünkü karma karışık bir şeye sahibiz. Aslında karıştıran biziz. Formatımız belli de. Diyelim ki gene karar veremedin. Bir Z raporu çıkarttın. Artın eksin. Ortada kaldın. Kalbine sordun. Ortada kaldın. Sürekli ortalarda geziyorsun. Kararsızsın. Arkadaşlar, müthiş bir şey söylüyorum. Bunu eğitimlerimizde anlatıyoruz. Ücretli eğitimlerimizde anlatıyoruz. Ve şu anda size söylüyorum. Kararsız mı kaldın? Kas testi dediğimiz bir yöntem var. Onu uygulayın. Bu yöntem nedir? Bilinçaltından gelir. Kuzeye doğru döneceksiniz. En az 1-2 bardak su içeceksiniz. Karnınız tok olmayacak. Ondan sonra döndünüz. Örnek veriyorum. Mucize Hanım'ın sorusundan örnek vereyim. Falanca arkadaşımla ilişkimi bitirmem hayırlı mı?
sonu evet ya da hayırla biten bir kapalı uçlu soru olması gerekiyor ki vücut, beden doğru yanıt versin. Bunlar bilinçaltından gelen kayıtlar ve burada sadece benim doğumdan ölüme kadar şu ana kadar olan idrakımla vermiyorum ben bunu. Bilinçaltı dediğimiz atalarımızdan da DNA'lar, kodlar, hatta Adem atamıza kadar bu sarmal devam eder. O bilinçte, o düşüncede gelen cevaplardır bunlar. Ve bunu her konuda uygulayabilirsiniz. Bunun bir başka versiyonu da var. Sarkaç dediğimiz şey. Ama burada şu var, hemen parantez içerisinde belirteyim. Her gelen cevap Yaradan'ın ilmiyle bizlere kalbimizi mutmain etmek içindir. Yani cevap Yaradan'dan geliyor arkadaşlar. Senin bedenini sallayan Yaradan ya da sarkaç dediğimiz, diyelim ki sarkaç bir zincirin ucunda şöyle bir çeşitli bir şeyler vardır, bu sarkaçtır. Şimdi buna bir soru sorduğunda cevabı kodluyorsun, ayrı mevzu, seviyorsun, uyumluyorsun, ayrı mevzu. Bunlar püf noktaları. Bunun cevabını sana yaradan veriyor arkadaşlar. Buradaki ince çizgiyi lütfen koruyun. Şimdi aldığımız eğitimler, hangi eğitimleri alırsak alalım, bütün kapılar seni yaradan açıyorsa eyvallah, o eğitim baş göz üstüne. Ama bir şekilde ya o sarkaç doğru söylüyor işte falan falan. Ya onu bir yaradan var. Rabbim ben senden bekliyorum. Senin inayetinde ve senin lütfunda ve senin cevabında beni, kalbimi mutmain et. Evet, o sarkacı yapıyoruz ama konu ondan beklemek değil. Radyastezi mesela. Belirli çubuklarla soruların sorulması. L tarzı çubuklarla. Şimdi bunların hepsi bir ilim. Ortada bakmaya çalışın. Analitik yapıdaki olan insanlar bunlara direkt karşı çıkar. Çünkü o gördüğü şeylere bilir, inanır. Diğerlerini inkar eder. Ben ortada olmaktan ve durmaktan bahsediyorum arkadaşlar. Ortada durun. Peygamber Efendimiz'de her şeyin ortası varmış. Evet, saçı ortaymış, sakalı ortaymış, boyu ortaymış. Fizikin dışında benim size anlatmak istediğim, beyin olarak, zihin olarak, düşünce olarak katı kurallarınız, kalıplarınız olursa vücudunuzda birçok hastalıklarınız oluşur. Diz rahatsızlıklarınızdan tutun bel rahatsızlıklarına, omurga rahatsızlıklarına kadar rahatsızlıklarınız olun. Ortada olun, dengede olun. Ha, bu çok kolay. Lafta çok kolay. Gel bakalım bir davranış olarak, bir söz olarak. Bunu bir uygula bakalım hayatına. O kadar kolay mı? Biraz ders çalışman lazım. Çok da kolay değil. Bunu da bilin arkadaşlar. Onun farkında olun. Şöyle duamızı kapatalım. Mucize Hanım inşallah sorusunun cevabını almıştır. Rabbim, öğrendiğimiz bu ilimleri, bu bilgileri kolaylıkla, sevgiyle hayatımıza uygulayan, anlayan ve anlatanlardan eyle ya Rabbi. Kolaylıkla ve sevgiyle verdiğimiz, seçtiğimiz kararlarda kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi ve zihnimizi mutmain et. En son ve bizi bu doğru yolunda da sabit kıl ya Rabbi diye o an içinde, anda ve akışta ne geliyorsa amin diye dualarımızı, niyetlerimizi alabiliriz. Evet, sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Son 1-2 dakika sonra kapatacağız efendim. Sonradan gelen arkadaşlarım, hoş geldiniz. Necmiye Hanım, Serpil Hanım, Aynur Hanım, Fatma Hanım, Perihan Hanım, Mucize Hanım kalp göndermiş. Benden de size kalpler efendim. Sanırım oldu. Sorularınız var mı canlar? Hocam bu videolarınızı biz tekrar izleme şeyimiz oluyor. Oradan bu duaları yazalım hepsini. Evet, güzel Yani olur.
Şimdi acele ediyoruz, yazıyoruz, yarıda kalıyor. Tekrarını izleyin, yazın arkadaşlar. Hangisi içinize, kalbinize hitap ediyorsa, sindiyse. Ben demiştim ya, benim de bazı üstatlarım vardır ve ben de hala eğitim alıyorum. Cuk diye oturur ya bazı dualar. İşte varsa öyle, Rabbimin benim dilimden döktürdüğü cuk diye oturduysa size, sizin ona ihtiyacınız var. Gülçin Hanım'ın dediği gibi sonradan izleyip not alın. O belirli bir süre sonra zaten onu gösterecektir. Ya kolaylaştıracaktır ya yaşatacaktır. Öncesinden de dilinize düşürüyor. Bu da bir sır olsun. Necmiye Hanım, seviyoruz sizi efendim. Kalpler güller göndermiş. Hoş bulduk demiş Serpil Hanım. Sümeyra Hanım, dilinize sağlık demiş. Amin inşallah. Arkadaşlar, hepinizi gördüğüme memnun oldum. Vakit ayırdınız, zaman ayırdınız. Burada birlikte etkileşime girdik. İnşallah katkı olabilmişimdir. Öğrendiklerimizi inşallah Rabbim uygulamayı, amel etmeyi nasip etsin diyerek, sorunuz yoksa ben müsaadenizi istiyorum. Çok Var mı teşekkür sorusu? ediyoruz. Rica ederim. Şifa olsun, Teşekkür katkı ederim olsun. hocam. İyi günler, iyi iftarlar. Teşekkür ederim Mucize Hanım. Esma Hanım hoş bulduk demiş. Allah ebeden razı olsun demiş. Yönel Hanım, ben teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum canlar. Biraz sonra başka bir hocamızın da eğitimi var. İsterseniz ona da katılabilirsiniz. Kocaman öpüyorum sizleri. Hoşça kalın.